Arkadaşlar Benim Hobi Dünyam kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Hıdır Eliz'i kutlayacağız. Gün ışığında sizlere video çekmek istedim. Ben ritüellerimi akşam yapacağım. Ne yapacağım? Öncelikle burada size bahsedeyim. Daha sonra böyle kısa kısa sizlere göstereyim istedim. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz abone olup zil butonunu açarak videolarımızdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Hıdır Eliz'de kırmızı keseye asacağınız gül fidesi olması gerekiyor. O yüzden kendim dikeceğim ilk olarak. Daha sonra kırmızı kesemin içine paramı koyup gül fidesini asacağım. Beyaz bir kağıda çizmiş olduğum dileklerimi de fidemin üzerine asacağım arkadaşlar. Bu dışarıda duracak. Dileğimin bulunduğu kağıdı yine gül fidemin olduğu saksıya toprakla gömeceğim arkadaşlar. Hadi gelin şimdi ritüelleri yapmaya gidelim. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bugün 5 Mayıs saat 12 civarı. Gül fidemizi yeni diktik arkadaşlar. Bizim bahçemizde gül fidesi yoktu. O yüzden biz de kovaya dikelim ve balkonumuza koyalım istedik tutana kadar. Daha sonra bahçeye dikimini gerçekleştiririz diye düşündük. Şimdi gül fidemize ne yapacağız? Hıdır Eliz'in ritüellerini sizlere anlatmak istedim. Bu sene biz de Hıdır Eliz'i kutlayacağız. Sizlere de bunu göstereyim istedim. Öncelikle kesemi ayarladım böyle. Buraya da dileklerimi yazdım. Eğer imkanınız varsa kağıdı dileklerimi ben ilk olarak şöyle şekil çizdim. İstediklerimi daha sonra şuraya da yazdım. Bunlardan birkaç tanesini sizlerle paylaşayım. Bol para, sağlık, bütün dünya için sağlık istedim. Şu malum koronadan kurtulalım artık bir rahatlayalım istediğim için. Kanalımızın 100.000 abone olmasını istedim. Bol seyahat için de şuraya karavan çizmeye çalıştım. Bunu çizerken de arkadaşlar yeşil kalem kullandım. Yeşil kalem kullanıldığı yazıyordu ben okuduğumda. Ve bu arada Zamana Tanık kanalında Meral ablanın sizler için Hıdır Eliz ritüellerini seslendirdim. O videomuzu da izlerseniz arkadaşlar ve Meral ablaya abone değilseniz abone olursanız Meral ablanın da kanalının büyümesine vesile olursunuz. Öncelikle şöyle bunu şöyle söyleyeyim. Bu kendim dileklerimi bir gün boyunca gül fidesinin üstünde duracak yine bu da keseyle birlikte. Yarın ben bunu toprağın altına gömeceğim. Çünkü bizim burada kapanmadan dolayı ırmak kenarına gidemiyoruz arkadaşlar. Su kenarına gidemediğimiz için bu şekilde yapacağım. Su kenarına eğer su kenarında yaşıyorsanız su kenarına da bırakabilirsiniz. Bu yazmış olduğunuz kağıdı ben toprağın altına gömmeyi istiyorum. İlerleyen zamanlarda fidemiz tuttuktan sonra belki yıllar yıllar sonra okuyabiliriz de. O yüzden öncelikle şöyle bir katlayayım bunu. Ama ondan önce kesemi bağlamak istiyorum. Kesemiz kırmızı kesemiz. Bunu ben kendim hemen ördüm. Eğer ki El İşi Dünyam kanalına da uğrarsanız oraya da tarifi nasıl yaptığımı sizler için paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi istediğiniz bir para hangisi olursa dolar, TL, 1 lira, bozuk para da olur, kağıt para da olur fark etmez. Bence Türk lirası olsun. Türk lirası da koyacağım. Ama ben burada Kore'nin 1000 won'unu koyacağım. Kağıt para olarak. Bunu Han Oppa'ma buradan selamlar söylüyorum. Onun bana hediye olarak bırakmış olduğu, bizim buraya gelmişti, bizim buraya gezmek için gelmişlerdi, sağ olsun onlar kendilerinden hatıra olsun diye 1000 won bırakmışlardı. 1000 wonumu kesemin içine koyacağım. Şöyle yapıyorum, normalde cüzdanımda daimi tuttuğum para, o yüzden yine bunu koymak istedim. Cüzdanımda diğer daimi tuttuğum para da 1 lira arkadaşlar. Bu 1 liranın anlamı da çok önemli. İlk çalıştığım yerde tip paramdı. Tip paramdan kalan son 1 TL. Onu ayırmıştım. Onu da aynı şekilde kesemin içine bırakıp şuraya
Ayna büyüğü. Büyüğü de. Şöyle. Şuraya bağlayacağım. Ve buradan kesenizle eğer kullanabilirseniz keseniz de kullanın. Ben kesenizi cüzdanınızdan ayırmayın arkadaşlar. Cüzdanınıza koyabiliyorsanız. Eğer ki koyamıyorsanız da burada bekleyen para alıp yine benim daha önce yapmış olduğum gibi yine koyabilirsiniz. Bu Hıdrellez gecesinde bekleyen para bolluk bereket demek. Cebinizden, cüzdanınızdan para eksilmeyecek anlamına gelir. O yüzden bunu bu şekilde yapacağız. Şimdi hayallerimizi ve dileklerimizi yazmış olduğumuz kağıdımızı şöyle, bunu da şöyle koyayım. Kağıt daha ince olduğu için ince dalına koymak istedim. Bu yarın sabaha kadar bekleyecek. Yarın sabah erkenden kalkacağız. Toprağımızın içine gömeceğiz. Ondan sonra kesemizdeki paramızı alacağız arkadaşlar. Tek önemli olan şey bu gül fidesinin açık havada olması. Onun dışında yarın ateş yakacağız Hıdrellez için. Bu şekilde Hıdrellez ritüelimizi tamamlamış olacağız. Şimdi ben izninizle duamı yapmak istiyorum. Tabii ki de veren Allah. Allah'tan istemek lazım ama bu ritüeller de benim çok hoşuma gidiyor. Eğer siz de bu videodan faydalandıysanız ve bu ritüeli anlatmamı sevdiyseniz beğen butonuna basıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi yarın sabah görüşürüz. Şimdi kesemi alıp dilek dilediğim kağıdımı gömeceğim. Bu şekilde yaptım. Şimdi üstünü şöyle kapatıyorum. Buradaki ritüelimizi gerçekleştirdik arkadaşlar. Şimdi gelin ateş yakmaya gidelim. Şimdi arkadaşlar artık Hıdrellez ateşimizi yaktık. Çok fazla büyük bir şekilde yakmadık. Sadece orta halli yaktık biz. Siz eğer imkanınız varsa daha büyüğünü yakabilirsiniz. Ya da imkanınız yoksa sadece mum koyarak da yapabilirsiniz. Hıdrellez ateşinin üzerinden atlayacağız. Bunun yapmamızın sebebi üzerimizdeki negatif enerjilerin yok olup gitmesi için. Şimdi ateşin üzerinden 3 defa atlayacağım arkadaşlar. Umarım yazdığım bütün dilekler Allah'ın izniyle gerçek olur. Sizin de Hıdrellez gününüz kutlu olsun arkadaşlar. Buraya kadar geldiyseniz videomuzu beğenip aşağıya yorum atmayı unutmayın. Bütün dualarınızın kabul olması dileğiyle. Hoşçakalın.